kazandınız diye telefon aldım. Ama bunlar gerçekten yanlış bilgi. Öyle bir şey yok. O siteyi de açıklamalara ekleyeceğim. O yüzden bunlar hep para tuzağı. Danışmanlık şirketi yapıyor bu hatayı. Ama bunlar o insanların elenmesine hep sebep oldu. Red aldılar. Bakın bu da olabilir. Haberiniz olsun. Herkese merhaba. Bugün Amerika maceram ve Amerika anılarım isimli böyle bir video serisi yapacağım. İlkini çekmeye karar verdim. İlk önce Amerika maceramla başlıyorum. Amerika maceram vol 1, 2, 3, 5 bilmiyorum gittiği yere kadar 20, 30, 100 ne kadar olursa yaşadığım bütün şeyleri, tecrübeleri ve maceraları anlatıyor olacağım. Daha sonra da Amerika anılarım diye buraya geldikten sonra yaşadığım şeyleri hepsi yaşanılmış birer tecrübedir. Bakın arkadaşlar diye anlatmak istiyorum. Amerika maceram Green Card'la başladı. Green Card'a çok olaylı bir şekilde başvurmuştuk. Belki bilenler biliyordur. Biz Fatih'le olan kanalımızda anlatmıştık bunu. Daha doğrusu ben anlatmıştım. Sonra ben bazı videoları kaldırdım. Bu ne ya dedim. Kameranın karşısına geçmişim. Sıkıcı sıkıcı anlatıyorum yani. Hoşuma gitmedi. En azından farklı yerlere gidip. Bugün bu parktayız ve ben bugün size bunu anlatacağım falan yapabilirim. Bu ne böyle dedim. İnsanlar benim duvarlarımı falan niye izlesin? Sonra dedim ki tamam şimdi ben kendi kanalımdayım. Fatih'i harcamıyorum. Kendim böyle bir karar aldım. Kendi kendime yaşadığım maceraları ve düşüncelerimi gördüğüm ve birebir içinde olduğum bütün tecrübeleri anlatıyor olacağım. Green Card ile ilgili söylemek istediğim en önemli şeylerden bir tanesi. Her zaman söylüyorum. Bu benim etrafımdan da, arkadaşlarımdan, ailemden de böyle sorular geliyor. Aa Green Card'ı kazandınız diye telefon aldım. Birisi anlatıyor diyor ki Green Card'ı kazandınız diye ben kaç kere arandım ama gelmeyeceğim ben mülakata dedim. Onlar da dediler ki bakın kazandınız hakkınızı lütfen öldürmeyin. Sonra ben tekrar aradılar beni ondan sonra. Hala hakkınız var gidebilirsiniz. Ben 3-5-8 kere mülakata gidebilirim. Öyle de bir hakkım var ama ben gitmedim. Ya anlatıyorum diyorum ki bakın bu olayı ben yaşadım yani biliyorum. Yani en bildiğim konu Green Card zaten. Şimdi başka bir vize çeşidini biri bana sorarsa ben ona pek bilgili değilim. Açık ve net. Şimdi mesela turist vizesinden şuna çevirdim. Turist vizesinden öğrenci vizesine çevirdim. Yok onu oradan nasıl çevir? Ya onları gerçekten bilmiyorum. Öyle bir tecrübem yok. Ama Green Card konusunda gerçekten tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Zaten yaşamış biri olarak bir tecrübem var. Bir de etrafımda duyduklarım ve hani bizimle beraber Green Card'la gelenler, onların yaşadıkları, ya bir kere neler sorulur, neler istenir ve bu iş nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor biliyorum. Yani sen yok 10 kere kazandın da sen 10 kere şans verildi kazandın da seneler boyunca mülakata gitme hakkım vardı ya. Bunları nereden çıkarıyor insanlar da nereden buluyorlar böyle şeyleri, yanlış bilgileri bilmiyorum açıkçası. Ama bunlar gerçekten yanlış bilgi. Ya çok açık ve net. Mesela senede 5 kere, 6 kere Green Card'a başvurma hakkı. Böyle bir şey yok. Başvuru bir kere yapılır. Senede 1 ay boyunca açık kalacak şekilde sistem bir kere yapılır ve herkes bir kere yapar. Yani sen 30 kere yap, şansını 30'a mı katlamış oluyorsun bir senede? Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen kendi adınla, sen kendin bir birey olarak bir kere başvurabilirsin senede. Onun da bir süreci var. Ekim'in ilk haftası ile Kasım'ın ilk haftası bu başvurular açılır. Devletin resmi bir sitesi vardır. O siteyi de açıklamalara ekleyeceğim. Lütfen başka hiçbir şeye ve hiç kimseye itibar etmeyin. Bir para yatırmanız gerekmiyor. Bütün başvurular ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kişisel bilgilerinizi, adınızı, doğum tarihinizi vesaire girerek başvuruyorsunuz. Çok basit bir başvuru zaten. Ondan sonra hani böyle 10 kere başvurdum bilmem ne oldu 30 kere çağırdılar. Yani bu çok kere duydum böyle şeyleri. Beni arıyorlar kazandınız diyor. Ya kim seni arayacak? Kim arayacak? Yani ben kazandım işte ve şu an buradayım. Kimse beni arayıp sana Green Card kazandın demedi. Ve etrafımdaki kazanan hiç kimse arayıp sen Green Card kazandın demedi. O yüzden bunlar hep para tuzağı. İşte bize şu kadar verin, $200 verin biz ilgilenelim, $300 verin bunu yapalım. Ya böyle bir şey yok. Ekim'den Kasım'a açılan bir aylık başvuru sürecinde bir kere insanlar başvurur. Ve bu öbür senenin yani gelecek senenin Mayıs ayında 6 ay sonra açıklanmış olur yani sonuç olarak. Ve siz bu sonuçlara başvurunuzu tamamladıktan sonra bir onay numaranız oluyor. O onay numaranızla girer kazanıp kazanmadığınıza bakarsınız. Ondan sonraki bütün süreç
Amerika'nın göçmenlik ofisiyle sizin aranızda. Ta ki dosyanız konsolosluğa gelene kadar. Green Card mülakatları zaten Ankara konsolosluğunda oluyor. Ankara'ya gelene kadar, ondan sonra da bir mevzu varsa, düzeltmeniz gereken bir şey varsa da, ya da başka bir işte mülakat tarihiyle ilgili bir sıkıntı varsa, sanırım o zaman konsoloslukla iletişime geçiyorsunuz. Ama ilk önce göçmenlik ofisiyle sizin aranızda olan bir şey. Kazandıktan sonra da form falan dolduruluyor vesaire. Eğitim durumu, iş durumu, işte 16 yaşından itibaren ki yaşadığınız yerler gibi. Yani formla ilgili de konuşuruz isterseniz, ama gerçekten her yerde çok fazla bilgi var. Herkes anlatıyor. Yeşil Kart Forum zaten en iyi yerlerden bir tanesi bence bilgi almak için. Biz de oradan çok yardım aldık. Çok yardımları oldu bize. Yani doldururken falan. Her şey çok detaylı bir şekilde, çok bilgi verici bir şekilde yazıyor. Hiç kafanızı karıştırmaya gerek yok. Sadece Green Card ile ilgili en önemli şey söylemek istediğim, bir, başvurunuzu kendiniz yapın. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Çok kolay bir başvuru zaten. İkincisi de kazandıktan sonrası için de gene olay sizde bitiyor. Ha, bir danışmanlık şirketi, işte vize danışmanlık şirketiyle anlaşırsınız. Onlar işleminizi yapar, o ayrı. Ama birebir duyduğum gene bir şeyler var bu konularda. Mesela evli olan birini bekar yazmışlar kazandıktan sonraki formu doldururken. Danışmanlık şirketi yapıyor bu hatayı. Ya, bu hata mesela çözümsüz bir hata aslında. Yani gidiyor, elendi mesela Green Card mülakatına. Yani danışmanlık şirketleri de böyle kusursuz, her şey harika yapacak falan gibi bir şey yok. Şu an beni izleyenler ya da böyle kulağına gidenler falan olsa kızmasın lütfen. Ya da bu konularla ilgilenip bundan para kazananlar falan varsa lütfen kızmayın. Ama bunlar gerçek. Bunlar hayatın gerçeği. Danışmanlık şirketi, o tamam bitti, %100 her şeyi halleder onlar. Hatta ben tam tersine, hayır ya, ben hiçbir danışmanlık şirketine ya da hiç kimseye güvenmem. Ben ancak kendim gözümle görüp ben yapmalıyım dedim. Ve dediğim gibi Yeşil Kart Forum'un form doldurma, DS-260 formunu doldurma sayfası var. İşte yardım almak için bakabiliyorsunuz. İşte hangi soruya nasıl cevap verilir, ay ben bundan emin değilim falan diyorsanız hep oralara bakıp adım adım ilerleyebilirsiniz. Hemen döklemek zorunda değilsiniz zaten. Kaydedersiniz, açar açar bakarsınız, güzel güzel kontrol edersiniz. Hatta yanınıza bir kişiyi alın ya da iki kişiyi, birkaç farklı gözle kontrol edin. Çünkü birinizin gözünden kaçan öbürünün gözüne takılır ve düzeltirsiniz. Dediğim gibi işte çocuğu var mesela, oraya yazılmamış, şeye, forma eklenmemiş. Yani bunlar o insanların elenmesine hep sebep oldu. O yüzden de lütfen kendinize güvenin. Yapılacak hiçbir ekstra bir şey yok. Herkes bunu kendi kendine çok rahat yapabilir. İngilizce bilmiyorum ben falan, bunlara takılmayın. Gerçekten İngilizce bilmeden de bu şekilde halledebilirsiniz. Yeter ki hani nasıl doldurabilirim yardımlarını da siz izleyin. Ya da internetten, yani web sitelerinden ve forumlardan. Ya da gene dediğim gibi güvendiğiniz İngilizce bilen birini de gene yanınıza alın. Yani olay sadece İngilizce değil, bazen soruyu şey yapamıyorsunuz. Yani şu soru şimdi bunu mu demek istiyor? Yani anlıyorsunuz aslında, kelimeleri biliyorsunuz, cümleyi çevirdiniz. Şimdi ben bunun böyle mi cevap vereyim, böyle mi vereyim deyip insanın gerçekten beyni yanıyor. Aynı şeyleri ben de yaşadım çünkü. Hani kaç gece açıp kapattığımı falan hatırlıyorum. Şimdi yok ya, emin olamadım falan deyip çok takılıyordum sorulara. Neyse, bir ikinci söylemek istediğim şey daha. Green Card'ı kazandınız, tamam bitti ben Amerika'ya gidiyorum demeyin. Mülakat diye bir şey var ya hani, o mülakat sizi eleyebilir. Ha, genel olarak eleme var mı? Yok. Yani çok istisnai, işte 100 kişiden biri ya da 1000 kişiden biridir belki de. Ama ben çok garip bir şekilde mülakat günü, şimdi oradan oraya atlıyorum. Çünkü bu videoda anlatmak istediğim iki şey vardı. Bir, hiçbir para vermeden kendi kendinize başvurunuzu yapın. Kimseye güvenmeyin. Yok sen kazandın deyip sizi böyle seneler boyunca 10 kere arayanlara falan inanmayın. Bir, oydu benim derdim. İnanmayın kimseye, para tuzağı. İki, kazandıktan sonra da ben kazandım zaten gidiyorum demeyin. Bir şeye kapılmayın. Her şeyi dikkatli yapın. Biz şöyle bir şeye şahit olmuştuk. Ben o günleri, o geçirdiğimiz süreci en başına anlatmayı düşünüyorum ama bu tarafına da atlayıp bir örnek vermek istedim. Önümüzde, bizim önümüzde bulunan iki aile, iki farklı aile, birisi tek kişiydi de, birisi aileydi ama birisi, çok net hatırlıyorum, 4 kişilik bir aileydi. O iki Green Card kazanan farklı iki aile de mülakatta elendiler. Green Card'ta red aldılar ve ağlayarak çıktılar. Şimdi
biz onlardan sonraydık. Böyle bir şeye denk gelmemiz bizim moralimizi çok bozdu. Ya bu insanlar neye takılıyorlar ya da neyi düşünüyorlar? Ben sadece para ya da sadece eğitim, bilmem de bunların olduğunu düşünmüyorum. Başka şeyler de olabileceğini düşünüyorum. Ne bileyim yani doğdukları ülkeler olabilir, başka bir şeyler olabilir, katıldıkları bazı gruplar varsa onlar sebep olmuş olabilir. Sicillerine işlenmiş bir şey, gerçi adli sicil kaydı bilmem ne, biz hepsini çıkarmıştık ama yani sormadılar da almadılar da, öyle hatırlıyorum da. Ama yine de biliyorlardır illaki kimin ne yaptığını, araştırıyorlar sonuçta. Bir şeyler oldu yani, anlamadım. Birisi iki çocuğu böyle yetişkin olmuş, bir karı koca, iki yetişkin çocukları, böyle bir aileydi. İkinci kişi de tek başına genç bir 30'lu yaşlarda biriydi diye hatırlıyorum. Ondan sonra neden red dediğini hatırlıyorum mesela, sordu yani ama cevabını ben duymadım. Neden red falan yaptı böyle. Şimdi green card yaptıkları, green cardlıları mülakat yaptıkları yer, bu taraf konsolosluğun böyle bir kenar bir tarafı, yani başka bir taraf. O yüzden oraya girip çıkan insanların green card mülakatında olduğunu biz biliyor oluyoruz. Biz de o tarafta bekliyorduk çünkü. Bir de duydum zaten. Neden red falan dedi. O aile de ağlayarak gitti, çocuklar falan böyle gözlerini siliyorlardı. Ya üzüldüm yani, çok üzücü de. Nedenini bilmiyorum ama kazanıp da böyle mülakatlarda elenen ya da başına olmadık işler gelen insanlar da hem gözümle şahit olduğum hem de duyduğum var. Böyle bir şeye kapılmamak lazım ama hani dediğim gibi çok küçük bir oran, yani neredeyse herkes mülakattan geçiyor. Bazılarına hiç soru bile sormuyorlar. Topluyorlar evraklarını, tamam hadi Amerika'ya hoş geldin falan diyorlar. Bazılarında da çok fazla soru soruyorlar. Bu da sizin işte yaptığınız işler, girip çıktığınız ülkeler, geçmişiniz, anne babanız, onların doğdukları ülkeler ya da işte yerler. Ya ne bileyim ya, adınız. Ya her şeyle alakalı olabiliyor. O yüzden de çok kişisel. Yani gerçekten çok kişisel. Hani böyle parmak izi falan herkese özel ya. Neredeyse sokak kişisel yani. O yüzden birinin tecrübesi öbürünü pek bağlamıyor. Ama yine de böyle duymak, işte şöyle olunca böyle olmuş falan deyip böyle bir hazırlık yapmak kendi kendimize bize iyi geliyor. İyi hissettiriyor. O yüzden de şimdi zaten bugün ayın 21'i mi? Ay bir dakika, 21 Eylül. Ne kadar var? Vallahi bir aydan az var. 2 haftaya falan, 2-3 haftaya başvurular açılacak. Ben de başvuracağınız sitenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oraya tıklayıp kendi başvurunuzu kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta ben o linke tıklayıp kendi bilgisayarımdan çekip işte buraya giriyorsunuz, şuraya tıklıyorsunuz, böyle bilgilerinizi dolduruyorsunuz, işte başvurunuz oluyor bu şekilde falan deyip çekmeyi düşünüyorum. Ki bir sürü aslında dediğim gibi gene öyle video var. Hani çok bu konuda içerik buluyorsunuz biliyorum YouTube'da. Ama ben özellikle şahit olduğum, bakın bu da olabilir, haberiniz olsun ya da bu da oldu diyebileceğim ya da anlatmak istediğim şeyleri anlatmak istiyorum. Onun haricinde gerçekten her şeye çok çabuk erişiliyor artık internet üzerinden. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ben sadece başvuruda kendinize güvenin, kendiniz yapın, kimseye para vermeyin. O benim için en önemli şey. Kimsenin kimseyi bu konuda kazıklamasına ya da hiçbir konuda aslında kazıklamasına da, şimdi bu konuyu anlattığım için söylüyorum, katlanamıyorum ya. Böyle şey katlanamıyorum gerçekten. Kabul edemiyorum yani. Yani daha önce yardım ettiğim insanlar falan da oldu. Ama tabii bu da bir sorumluluk yani. Bir şey, bir harfi yanlış girersiniz, bir şey adı yanlış orada yazılmış olur falan. Dalgınlığınıza denk gelir falan. Sonra dedim ki yok, hani kimseye yardım etmemek lazım çünkü. Hani çok isteyen insanlar için bu çok hayati bir durum yani. Hayatınız değişecek. Onu kazanırsanız başka bir kıtaya, başka bir ülkeye göç etmiş olacaksınız. Böyle büyük, köklü bir değişiklik bu. Hani bunun içinde çok olmak istemediğime karar verdim sonra. Ama onun haricinde gerçekten bildiğim, gösterebileceğim, söyleyebileceğim her şeyi her zaman gösteririm ve yardım ederim. Hiç merak etmeyin. Her şeyi siz kendiniz, kendi başınıza yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin. Sonrasında da mülakata da yine de hazırlıklı olmak lazım. Eleme durumları olabiliyor. Sebebi gerçekten çok bireysel bence. Kişilere bağlı. Neyse onları gene konuşuruz zaten. Anlatırım size. Çünkü anlatmaya karar verdim yeniden bunları. Bu anılarımı ve tecrübelerimi. Yorumlarda görüşelim. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka ki sorun. Her zaman yardım etmeye, yani sorularınızı cevaplamaya hazırım. Hoşçakalın. Şimdilik bu kadar.